Herkese merhaba arkadaşlar. Gülhan'ın Zeynep ve ailesinin çiftlikten gitmesini istediğini duyan Halil gerçekten çok şaşıracak. Halil Zümrüt'ün hasta olduğunu ve Zeynep ve ailesinin gidecek bir yeri olmadığını söyleyecek. Halil Gülhan'ın bu konu hakkında yanlış düşündüğünü anlatacak. Halil Gülhan'a korkulacak bir şey olmadığını anlatmaya çalışacak. Gülhan, Halil'i kaybetmekten çok korktuğunu ve Zeynep hakkında verdiği kararı asla değiştirmeyeceğini söyleyecek. Halil maalesef kendini çaresiz hissedecek. Zeynep her şeyden habersiz bir şekilde çiftlikte çalışmaya devam edecek. Songül, Gülhan'ın Halil ile konuştuğunu öğrenecek. Gülhan bir isteğini ilk defa Halil tarafından reddedildiğini kabul etmediğini söyleyecek. Songül Gülhan'a Halil'in Zeynep'in etkisi altına girmeye başladığını söyleyecek. Songül Halil'i korumak zorunda olduklarını, aksi halde Halil'in başına kötü bir şey gelebileceğini, hatta öleceğini söyleyecek. Gülhan gece bir kabus görecek ve Gülhan çığlık atarak uyanacak. Halil ve Songül Gülhan'ın yanına koşarak gelecek. Gülhan kabusunda Halil'in öldüğünü gördüğünü söyleyecek. Halil Gülhan'ı sakinleştirecek ve Gülhan uyuyuncaya kadar yanında kalacağını söyleyecek. Songül Halil ile konuşacak. Songül Gülhan'ın adeta ellerinden kayıp gittiğini söyleyecek. Songül Halil'in Zeynep için Gülhan'ın sağlığını umursamadığını anlatacak. Şeytan Songül zehirli diliyle önce Gülhan'ı şimdi de Halil'i zehirlemeye çalışacak. Songül'ün o zehirli dili kopsun inşallah. Songül'den nefret edenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Zümrüt Nine ve Zeynep birlikte mendile nakış işleyecek. Hatırlarsanız Zeynep mendilimde güloya gülmedim doya doya isimli türküyü söylemişti. Bu türkünün hikayesinde kız aşkını mendile nakış olarak işlemişti. Zeynep Halil için mendil işledi. Zeynep mendile hem isimlerinin baş harflerini hem de bir lavanta motifi işledi. Bu hikayede aşık gençler maalesef kavuşamamıştı. Ama Halil ve Zeynep'in kavuşmasını isteyenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Halil bütün gece bu mendile bakacak. Halil lavanta koklayarak adeta Zeynep'in kokusunu içine çekmeye çalışacak. Zeynep bir şekilde Gülhan'ın Halil'den ne istediğini öğrenecek. Zeynep Selma ile konuşarak Artık gitmeleri gerektiğini bu çiftlikte kalmanın Gülhan'a zarar verdiğini söyleyecek. Halil uzakta duracak ve Zeynep ve Selma'nın konuşmalarını dinleyecek. Zeynep daha sonra Halil ile konuşarak çiftlikten gitme kararı aldıklarını söyleyecek. Ama Halil Fırat Zeynep'in gitmesine asla izin vermeyeceğini söyleyecek. Sizler de değerli düşüncelerinizi bize yazın lütfen.